itibariyle balık esporunda sıkıntılar var. Ne tür sıkıntılar var? Bunları paylaşmanda yani mutfaktır. Bunları bilmemizde bir beis yok. Bunları bilin. Bizim dönemimizde belki bizim de hatalarımız olacak. Ama biz en az hatayı yapmaya çalışacağız. Benim olduğum süreçte yönetimimle birlikte, ki ben yönetimlerden bahsedeyim, Allah bana nasip etti. Ben yönetici başkan olarak burada duruyorum ama 20 yöneticimiz var, ben 21. başkanım. Arkadaşlarımızın benim dışımdaki 20 tanesi de bugün benim başıma bir iş gelse, hak vaki olsa, ölse kalsa, Allah korusun diyeniniz yok, şu koltuğa otursa kamuoyu hiç yadırgamaz. Yani hepsi bu başkanlığa layık. Yönetici arkadaşlarım hepsi. Zaten kendilerini pek çok mecrada ispat etmiş arkadaşlar. Çok kaliteli iş adamı. Değişik odaların, derneklerin, vakıfların başkanları. Bunu benim söylememe bile gerek yok. Kamuoyu zaten bunu takdir ediyor. O bakımdan ben çok şanslıyım. Hatta şöyle söylüyorum. Ben başkanların başkanıyım. Bunlar daha büyük. Üstelik Balıkesir Spor Başkanıyım. Bunlar daha büyük Balıkesir'e bir onur olabilir mi? Bana söylüyorlar. İşte sen başkansın. Efendim düşüncelerin mi var? Hiçbir düşüncem yok. Sizle paylaşmıyorum. Balıkesir Spor'un başkanı olmaktan, başarılı bir Balıkesir Spor'un başkanı olmaktan daha olumlu ne olabilir Balıkesir'de? Bundan daha olumlu hiçbir makam yok Balıkesir'de. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Çok da net. O bakımdan bizim hesabımız hasbi, öyle düşünüyorum ve aklımızda, fikrimizde Balıkesir Spor'un başarısı var. Balıkesir Spor çok başarılı olduğu zaman benim koltuğum büyür, ben de o derece başarılı bir başkan olurum. Onun keyfini yaşarım, onun onurunu yaşarım. O bakımdan hadiseye böyle bakıyorum. Varımızla, yoğumuzla Balıkesir Spor için çalışacağız, emek vereceğiz. Sözleşmesi biten arkadaşlardan dediğim gibi, Burak harici ve diğer arkadaşların hepsiyle sözleşmelerini yaptık, anlaştık. Şöyle de bir şeyler oldu kamuoyunda, bize de yansıdı bu. İşte biraz paramızın fazla olduğundan bahsedildi. Hatta bir arkadaşımız, benim de sevdiğim bir gazeteci, Arap yağı fazla bulunca gibisinden deyimlerde bulunmuş. Sağ olsun. Aslında iltifat etmiş. Ben kendisine çok teşekkür ederim. Şu bakımdan 7 Mayıs'tan bir ay önce, yani 7 Nisan'da Balıkesir Spor teknik kadrosunun parasını veremedi. Futbolcularının parasını ödeyemedi. Futbolcularını elinde tutamayan, futbolcular arasında aşırı derecede gerginlik olan gruplaşma var hatta. Bir Balıkesir Spor'du. Personelinin maaşını ödeyemeyen bir Balıkesir Spor. 7 Mayıs'ta ben aldım. Bir ay sonra bir kardeşimiz Arap parayı fazla bulunca bir yerlerine sürermiş gibi bir manşet attı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Allah ondan gani gani razı olsun. Haklı. Balıkesir Spor personelinin maaşını ödüyor. Topçularının geçmişten gelen maaşlarını takır takır ödüyor. Bundan sonra da ödeyecek. Balıkesir Spor'un parası var ama biz parayı fazla bulmadık. Yani Balıkesir Spor, Merkez Bankası'nın bende para basma makinesi yok, akşam basayım sabah dağıtayım. Yine aynı problemler devam ediyor, sıkıntılarımız var ama bu itibarlı yönetim hangi kapıyı atsa, hangi kapıyı elini atsa o kapı açılıyor. Bunu ben sizlerle paylaşacağım. Hoş geldiniz. İnşallah bu topçular arasında benim beklentim huzur. Bunu da kendileriyle, futbolcularımızla şahsen birebir görüştüm. Dedim ben kolej havası istiyorum. Ben bu yaşta Balıkesir Spor'a başkan olduğumsa, eğer olduğumsa, sizlere mesai ayırıyorsam, bu heyet sizler için yönetime geldi, bu görevi kabul etti, bu taşın altına kellelerini koyduysa, sizlerden biz şunu istiyoruz. Sizin para sorununuz olmayacak. Biz sizin ücretinizi bir şekilde ödeyeceğiz. Bulacağız, buluşturacağız, cebimizden vereceğiz, oradan vereceğiz, oradan vereceğiz. Ama size taahhüt ettiğimiz parayı ödeyeceğiz. Ama sizden bir şey istiyorum. Bir ahlaklı olacaksınız. Balıkesir halkını temsil ediyorsunuz. Bu kırmızı beyaz forma Balıkesir Spor 52 yıllık koca çınar. Bunu temsil ediyorsunuz. Bunun bir ağırlığı var, bunu unutmayın. Ben bu ağırlığı, bu mesuliyeti, bu sorumluluğu sizlerde görmek istiyorum. Balıkesir halkını görmek istiyorum. Bunu da kendileriyle paylaştım. Bunu söylerken de samimiydim. Sadece onları motive etmek için değil. Son derece samimiyim. Ahlaklı topçu bu kulüpte kalır. Ahlaksız topçu bu kulüpte barındırma. Çok net söylüyorum. Kapıdan içeri giremez. Balıkesir'in topçusu ahlaklı olacak. Dürüst olacak, mert olacak. Şu andaki gelişmelerde topçuları beni tenkit edecek bir şey görmedim. Sebep şu, bir kere biz de ahlaklı topçu, mert, dürüst topçu derken yönetim olarak
üstümüze düşen neyse, verdiğimiz sözler neyse onları yerine getireceğiz. Ondan sonra isteyeceğiz. Bu bakımdan topçuları da geçmiş dönemlerle ilgili suçlamak istemem. Ama bundan sonraki süreçte biz üstümüze düşeni yapacağız, onlar da yapacak. Bunu teknik kadromuz böyle. Arkasından futbolcularla bu görüşmeleri yaptık. Ben memnuniyetle onlarla bu görüşmeleri sonlandırdım. Hepsinden aldığım izlenim şu. Dediler ki başkan, biz Balıkesir Spor'u kafamızda bitirmiştik. %80'i bunu söyledik. Biz kulüp bakacaktık. Ama takımımızın transfer yasağının olması elimizi kolumuzu bağladı. Bir de sizler gibi bir heyet geldi. Bu heyet bizi çok etkiledi. Biz Balıkesir'i, yönetimi, Balıkesirleri biliyoruz. Sizlerle ilgili de izlenimler, kafamızda kanaatler oluştu. Biz bu yolda varız dediler. Allah razı olsun hepsinden. Bu şekilde bir yol arkadaşlığımız olacak. Sezon 11-12 Ağustos'ta açılacak. Bu arada geçmişten gelen problemlerimiz vardı. Bu problemler futbolcularla ilgili problemler. Geçmiş dönemde kulübümüzde görev yapan avukatlarla ilgili problemler. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben paylaşayım, bir konuyu sizlerle paylaşayım. Bir avukat 1.034.000 TL kulüpten alacaktı. Ya burası futbol kulübü. Bir avukatın 1.034.000 lira kulüpten ne alacağı olabilir? Bu kulübün ne gibi bir davasını takip etmiş ki böyle bir tahakkuk eden bir borç olur. Benim topçuma en fazla borcum 900.000 lira. En fazla geçen yıllarla ilgili kalan yerli topçumuza 900.000 lira borcumuz var. 876.000 lira ödedik. Ama bir avukata bu kulübün 1.034 borcu var. Kulübün avukatını çağırdı. Başka bir avukat. Bu eski bir avukat. Süper Lig döneminden bir avukat. Dedik avukat, kulübümüzün şu andaki Mehmet Bey, İstanbul'da avukat. Dedim, nedir bu? Dedi başkan, 1.034.000 TL para. Federasyondan hesabımıza 1 milyon lira para yatıyor. Federasyondan 700 bin lirası sırada otomatikman bunun hesabına yatıyor. Geçmiş borç. Ve hızlı açıkçası. Nedir bu borç? Dediler ki bu avukat Süper Lig döneminde işte bizim 4 tane topçumuz vardı. Onların avukatı. O dönemde bununla bir sözleşme yapmış. Bizim yerli avukatımızla ve ben şirket sahibim aynı zamanda. Firmanın da avukatı var. Yaptığımız avukat sözleşmeleri 2 sayfadır. Orada her şey yazılır. Bu avukatla yapılan yabancı topçuların da menajerleriyle birlikte çalışıyor. Sözleşme ansiklopedi. Her taraftan bağlamış. Kulübün kaçacağı hiç bilmiyor. Dedi ki Mehmet Bey avukat, 1.034.000 lira borcumuz yok başkanım. Ya 400.000 euro borcumuz var. Hulusi abi borç olmuş, euro olmuş 5.000 küsür lira. 400.000 euro. 2.5 milyon lira borcumuz var. Buyurun. Biz futbol kulübüyüz. Yani şunu demek istiyorum. Benim algım şu, geçmiş dönemlerde şanslı da benim işim olmaz. Bakın çok net söylüyorum. Feyyaz Çiftçi bu takımda başkanlık yapmış. Tuna bu takımda başkanlık yapmıştır. Efendim, diğer başkanlar, tak kuruluşundan itibaren başkanların hepsine ben en derin saygılarımı sunuyorum. Onların bazılarıyla da birlikte çalıştık. Feyyaz'la biz aynı dönemden yönetici olarak çalıştık. Feyyaz Bey kardeşim. Hepsi benim kardeşim. Büyükleri abimiz. Bu kolay bir sorumluluk değil, başkanlık sorumluluğu. Bu arkadaşlar da bu kulüpte başkanlık yapmış. Benim bunları tenkit ederken geçmiş dönemlerle sadece başkan olarak değil, bir organizasyon kurdu. Bazen başkanlar naçar kalabiliyor, yetersiz kalabiliyor. İşte yönetim, kuvvetli yönetim ve yönetim arasındaki uyum. Bazen bir konuyla ilgili çabuk karar alabiliyorsunuz. O çabuk karar aldığınız zaman doğrusu, biraz o karar sürüncemede kaldığı zaman, biraz bekleyelim dediğiniz zaman farklı gelişmeler olabiliyor. Ben de bunları hep iyi niyetle yorumluyorum. Bu avukat borçları, bunlar dışında başka avukatlar da var. 3-4 tane daha avukat borçları var. Geçmiş dönemlerden geliyor. Yani ben o dönemlerdeki, biraz önce söyledim, o ilgili başkan ismini zikrettiğim arkadaşları tenkit etmek için de bunu söylemiyorum. Remzi Başkan döneminde de var. Bizim dönemimizde de vardır. Tenkit için söylemiyorum. Yani bazen işte maddi yetersizlikler, kifayetsizlikler, başka sıkıntılar, tozları evde halının altına süpürmeyi gerektiriyor demek. Biz şimdi, maksadımız şu arkadaşlarla oturup konuştuk, halının altındaki tozları da temizleyelim. Yani bir kere biz bu temizliği sağlam 10 numara 4 dörtlük yapalım. Elimizden geleni yapalım. Gücümüzün yettiği kadar. Ondan sonra bizden sonrakinde gelecek arkadaşlar da daha tertipli, daha düzenli, daha sistematik, daha kurumsal bir Balıkesir Spor'u yönetsin. Bizde ibadullah burada oturacak halimiz yok. Başka bir husus, altyapı ile ilgili konu. Altyapımız malumunuz.